Herkese selamlar dostlar. 6 Ağustos 2022 iddaa tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir ekranla başladık gördüğünüz üzere. Dün iki adet ideal kombine oluşturmuştuk. Katıl Telegram grubunda, YouTube'da da anlattık. Çoğu maçı da 3 tanesini ben oradan almıştım. Kombineye yerleştirdim. Bir de Prag maçı vardı aklımda. Onu da maç sonu bir olarak ekledim. İlk ideal kombinimize baktığımız zaman da Molde ile Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol. Zaten altını yazı olarak anlattım. Başarılı bir sonuçla sonuçlandı. 2 maçta. Molde'de Fenerbahçe'de 3 tane attı sanırım. Prag maçına baktığımız zaman da Pana kırmızı kart gördü. 1-0 öne geçti. Sonra Prag kırmızı kart gördü. 2-0 öne geçti ondan sonra da. Gayet güzel bir şekilde geldi. Başakşehir maçında zaten ev sahibinin atacağı golü özellikle vurgulamıştım. Onu da ben ideal 2 kombineme aldım katıl grubunda. 2 kombine yaparaktan burada %100 başarıyı sağlayaraktan da devam ettik. Dün çok güzel kazançlar elde edenler var. Altına zaten açıklaması şekilde yazılı bir şekilde anlatıyorum maçları. Dilerseniz geçeyim bu karşılaşmayı. Kombinelerimiz gayet güzeldi. Fazla maçımız var. Değerlendirme altına alacağız. Bir de yüksek mislimiz vardı. Yüksek mislimiz de Fenerbahçe maçıydı. Yani Lincoln bizi kurtardı diyebiliriz o sol ayağıyla birlikte. İki tane attı muazzam golle birlikte Fenerbahçeyi ev 1.5 üstünü getirdi. İlk golü zaten Emre Mor atmıştı. Maçı da izledik ve ayrıca şunu belirteyim. İlk yarı 1.5 üst olarak canlı maç olarak önermiştim. Ben o canlıdan önerdim onu katıl grubunda. Yani 45'te o gol gelince ekstradan bir sevindim. Hatta çifte sevinç. Hem ev bir buçuk üstümüz geldi. Hem ilk yer bir buçuk üstümüz geldi. Hem de Fenerbahçe maçı kazanma yönünde üstünlüğü sağladı. İki farka çıkardı. Güzel bir maç oldu. Ben de yüksek misli önerdim zaten. Fenerbahçe'nin atacağı iki golü. Reaksiyon gelir. En kötü baskı maskı derken Lincoln kurtardı diyelim. 1-0'dan sonra takım biraz geriye yaslandı. Her neyse geçelim yüksek de başarılı oldu. Ondan sonra bir de skor yarışması yapalım. Bu arada Fenerbahçe maçını skor bilenler bana ulaşmadınız yazmasın ben bir sürü kişi bilmiş yani. Keşke herkese almayalım deseydim de neyse dedik artık. Instagram'dan mesaj atın Fenerbahçe maç konu bilenler. Atanların hepsine katıl Telegram grubunun linklerini zaten attım arkadaşlar. Bilen varsa fotoğrafını istiyorum. Fotoğrafını atın. Ben de linkleri zaten iletiyorum direkt. Instagram'da da zaten 724 aktifim. Mesaj yazanlar zaten bilir. Bir maç skoru yarışması yapalım dedim. Fener Beşiktaş maçıyla başlayalım şöyle güzel bir şekilde. Beşiktaş Kayseri maç skoru ne olur? çok hazır olmayan bir Beşiktaş takımı var bence. Kayseri'nin transfer tahtası kapalıydı. Eldeki oyuncularla devam etti. Vesaire bir sürü olay, olaylar var. Fakat ben burada e, kombineme de aldım. Anlatacağım zaten maçı. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir mi 2 mi? 2 olsun. Bilen iki arkadaşımızı Kata Telegram grubunun linklerine iletelim. Ağustos ayı boyunca misafirimiz olsunlar. Yoruma yazmanız yeterli. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Güzel bir like seviyesi gelirse güzel olur ve videonun sonunda ideal bir kombin önerisi yaptım. Teşekkürler. Şunu da belirteyim. Yani bazı takımları ilk defa izleyeceğiz. Ben yine yaptıkları transferlerden ve hazırlık maçlarından bazılarını takip ettiklerinden aldım. Ama dediğim gibi sürprizler çıkabilir. Notlarımı aldım. Dilerseniz başlayalım. 3 dakika konuşmuşuz. Regensburg'la Nürnberg karşılaşması. Biraz da hızlı gideyim. 9 tane maçım var burada. Nürnberg'i ben zaten 3. haftasını ne zaten sürekli takip ediyorum ki 2 haftadır da değerlendirdiğim takımlardan bir tanesi Nürnberg çift forvet oynuyor arkadaşlar. Oynadığı çift forvette de, de başarı sağlıyor. Duha ve Defenler ikilisi özellikle Nürnberg takımı kontra ataklar ve uzun topla birlikte rakip ceza sahası içinde bir anda pozisyonuna bulabiliyor. Kendini yani pozisyona sokabiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bakın maçlarının önceki maçlarının istatistik olarak da çok fazla topla oynamıyor. Fakat rakip ceza sahasında buluştuğu top sayısına bakın. Demek istediğim bu. Kontrol ataklarla birlikte, uzun toplarla birlikte çift forvet oynuyor ve diri bir futbolu var. Hatta Nürnberg'in maç sonu 1 olarak da son maçta 1.86'dan mı ne önerdim o karşılaşmayı? Taraf tercihi olarak önermiştim Nürnberg galibiyetini. Dediğim gibi kontrol ataklarla birlikte oynayabilen bir Nürnberg takımı var. Rakip kalede mutlaka etkili olabilir bu deplasmanda da. Regensburg'a baktığımız zaman da bu Regensburg böyle gidiyor. İyi gidiyor bakın hatta şöyle göstereyim. Liderliği aldı fakat yani patlar. Ben size söyleyeyim bu oyunla bu liderlik gitmez bence. Biraz şans mı diyelim ne diyeyim böyle bitiricilik diyelim biz buna daha doğrusu. Girdikleri pozisyonları iyi değerlendiren bir Regensburg var. Son hafta hafta içinde bir oynadığı Köl maçı vardı. 120 dakika maç oynadı orada onun bir yorgunluğu olabilir. Penaltılarda Köln'ü eledi. Çok iyi bir takım değil ama bence dediğim gibi bitiricilikleri kuvvetli ve girdikleri pozisyonu iyi değerlendiren bir Regensburg takımı var. Burada Nürnberg'le bir kupa maçı oynadı. Onu da 2-0 yendi. Ondan sonra diyeceğim burada pek bir şey yok. İdealden bir KG var alabiliriz diye düşündüm bu karşılaşmada. 1.47 gibi de güzel bir oranı var. Bundesliga 2, Bundesliga 2 oranı. Bundesliga 2'ye baktığımız zaman da KG'ye bu kadar yüksek oran açmazlar gelebilir. Bir de yüksek oran önerisi yapmak istiyorum. Dediğim gibi uzun toplarla birlikte rakip ceza sahasına girebilirse Nürnberg takımı burada atacağı 2 gole 1.95 gibi oran vermişler. Değerlendirme altına alınabilir. Fulham Liverpool karşılaşması. Yani burada Liverpool tarafına gidilir de nasıl gidilir? Onu değerlendirmek lazım burada. Kaç gol atar, nasıl yener? Onun üstünde durmak lazım. Salah ileride Firmino mu Nunez mi oynayacak bilmiyorum. Şu an idealde Nunez şey yazıyor. Firmino yazıyor. Fakat Nunez bence girebilir kadroya. Diaz olacaktır muhtemelen. Arkada Thiago, Fabinho, Henderson gibisinden. Şimdi Fulham güzel transferler yaptı. İleride yine Mitrovic olacak forvetin. Yaptı, Palinha var mesela. O 6 numara, 8 numara bölgesini aldı yaptığı birçok transferler var fakat onları ne derecede entegre etti kadrosuna o biraz şüpheli yavaş yavaş entegre edecek. Mesela Leicester Junior'ı çok güzel entegre etti. Aldığı mesela yaptığı transferlerden 4 tanesini ilk 11'e koydu mesela öyle söyleyeyim. Anlatacağım o maçı da. Şimdi bu maçta Liverpool yener de yani ilk yerden alır mı ben onun üstüne düştüm. Burada da yani yapabileceğim tek iddia tercih 2.5 üstünde 2 yapsam 1.30'larda kalıyor. Biraz da oran yakalamak adına ilk yerden bir Liverpool galibiyeti değerlendirme altına alınabilir. Bu maçı da kombine almam bu arada? İzlerim. Gelmesi de muhtemel zaten ama ya yani ilk hafta belli olmaz. Les United'la Wolves mücadelesi. Dediğim gibi daha yeni söyledim. Les United çok güzel transferler yaptı. Birkaç tane isim sayayım isterseniz. Adams'ı aldı Leipzig'ten. Arunson'u aldı. Salzburg'dan. Christian Sen'i aldı. Sağ böyle bek o Samuel gibi gidip geliyor. O da Salzburg'dan. Benford geçen sezon bildiğiniz üzere çok sakatlı. İyi bir golcü. Hatta İngiltere milli takımında bile forma şansı bulmuş. Hatta Harry Kane'le bir ara yarışa girdiğini söyleyebilirim. Rodrigo var aynı şekilde e, hücum hattında. Giden önemli bir transferi var mı? Var. Takımın en büyük yıldızı Rapinha e gitti bildiğiniz üzere. Sizler de biliyorsunuz. Fakat yaptığı yeni transferlerle birlikte takımı gerçekten güzel entegre etti. Hatta bunu da son oynadığı hazırlık maçında 6-2'lik bir Cagliari galibiyeti var. O, o kadroya baktığımız zaman da yani benim kadrom bu dedi Leeds United. Mart zaten sezonun sonlarında gelmişti. Zar zor yani ligde kaldı. Zar zor ligde kaldığını da bilirsiniz zaten. Benden iyi bilirsiniz. Böyle bir Leeds United var. Bu maçta da zaten favori. Wolves'ı nerede izledim ben? Beşiktaş maçı vardı 3-0'lık. Orada tam kadro çıktı. Dedim ki bir izleyelim Wolves'ı da. Bilgi sahibi olalım. Onlar da zaten kadrosunu çok fazla bozmadı. Şöyle söyleyebilirim. Yine Motinho, Neves, ileride Neto, Pollens veya Jimenez gibi isimlerle birlikte bildiğimiz Wolves takımı sahada olacak. Onların da bir golü bence alınabilir. Yüksek oranıyla birlikte KG'nin oranı 1.61 bence değerlendirme altına alınabilir diye düşünüyorum. 1.61 gibi orandan. Tottenham Southampton karşılaşmasında devam edelim. Tottenham bence galip gelir mi? Galip gelmesi çok olası. Geçen sezonki kadroyu korudu. Conte'nin yaptığı transferlerle birlikte takım biraz daha güçlendi. Ve geçen sezonun sonlarına doğru baktığımız zaman da palazlanan bir Tottenham olduğunu söyleyebiliriz. Richarlison'u aldı. Rapinha diyorum pardon ya bakın. Rapinha şeye gitti. Barcelona. Ben buraya Richarlison'u karıştırdım. Pardon. Richarlison aldı Tottenham arkadaşlar. Şimdi burada Richarlison'un fakat bir kart cezası var. Onu belirteyim. Devreden bir kart cezası bu. Everton'dan devreden bir kart cezası var burada Richarlison'un. Onun dışında bu maçta olmayacak. Kadroya baktığımız zaman son Ken Kulusevski gibi isimler oynayacak. Şöyle baktığımız zaman da geçen sezonki dediğim gibi iyi e totlum Sonlara doğru iyi e totlum olacaktır. Southampton burada biraz daha defansif oyun oynayacaktır. Kontratak oynayacaklardır diye düşünüyorum. Yine ileride Aribo var mesela. Yine kanatlardan El Yunus'i, Amstork gibi isimlerle etkili olmaya çalışacak. Ben burada Tottenham kazanır diyorum fakat oran almak adına 4.5 altına bir yaptım. Beklentim de 2-0'lık veya 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti. 3.5 altında da bir yapılabilirdi. 1.82 onun da oranı var. Ekstradan bir öneri yapmış oluyorum şöyle. Ama idealden 4.5 altında bir yapılabilir. Çok fazla gol beklemiyorum. Sivas Spor Gaziantep karşılaşması. Bu maçı ben doğrudan yüksek oran olarak önermek istiyorum. Şimdi Gaziantep güzel transferler yaptı. Kimleri aldı? Mesela Veliu aldı. Lapiden 180 bin euro bon servisi var. Trabzon'dan Abdülkadir Parmağı aldı. Ve Malatya'dan ve takımın en önemli ismi bence. En önemli ismi olmaya aday diyeyim daha doğrusu. Mustafa Eskelya aldı. Bir de Lazar Markovic aldı. O oynar mı bilmiyorum. Fakat Gaziantep çok fazla hazırlık maçı yaptı. Bu hazırlık maçlarında bu oyuncular takıma entegre etmedi. Yani Kullanmadı çok fazla. Yaptığı hazırlık maçlarına çıktığı kadroya bakıyorum. Bu oyuncuları kullanmadı. Sivas da izledik Trabzon karşısında. 4-0 mağlup oldu. Dengeli bir oyun olsa da kalesindeki verdikleri pozisyonlarla gol yedi. Yani onlar da eksik bence. Yaptığı transfer listesine baktım yani. Geçen sezonki transferler yine etkili olacak. Solda Gradel var. Yatabari. Parantez içinde Sivaslar bana kızmasın. Ki onlar da çok beğendiklerini düşünmüyorum Yatabari'yi. Kazma biraz yani. Bitiricilik anlamında sıkıntı yaşayan bir... Yatabahar'a var Sivasspor'da Hep böyleydi. Kayode de gitti sanırım takımdan. Ben bu maçta doğrudan 0 düşünüyorum. 3-14 gibi oranı var. Ama doğrudan sıfır oynamak istemeyenlerde 0 oynamak istemeyenler de burada 0-2 çifte şans bir alınabilir mi? Yani daha idealleştirilebilir mi diye düşündüm. O da aklınızın bir ucuna sokayım ama doğrudan sistem konulara girebilecek bir doğrudan 0 düşündüğümü de belirteyim. İdealden bir 0-2 çifte şans da yapılabilir. Dortmund-Level Kuzen karşılaşması. Dortmund'da bildiğiniz üzere e, Haaland gitti fakat yerine iyi transferler yapıldı düşünüyorum. Haller'le Adeyemi. Haller'in de testis kanseri, kötü testis kanseri demeyelim de. Kötü tu... kötü huylu bir tümör var Haller'de. Bu hafta hatta açıklandı. Kemoterapiye başlanacakmış Haller'de. Yani yazık oldu. Tam da zirvesindeydi. Şeyin zirvesindeydi. kariyerinin bence zirvesindeydi. Transfer de olmuştu. Kötü oldu açıkçası. Bakalım ama ileride kim oynar diye baktım şöyle. Ben Dortmund'un hazırlık maçlarını biraz takip ettim. Bir Royce forvet oynadı. Onun dışında mesela Melon solda Adem'i sağda oynadı. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Şu anki ideal kadroya baktığımız zaman da ileride Adem ile 4-4-2 şekilde oynayan bir Dortmund takımı ileride Adem ile Melon olacak gibi gözüküyor. Level Kuzen de geçen sezona oranla kadrosunu korudu ağırlıklı olarak. Mesela Alario gitti mesela. Onun dışında da şöyle yaptığı transferlere baktığımız zaman da e, ee, Hozek'i aldı. Sparta Prag'dan. Genç 20 yaşında da eleman. Geçen sezonda inanılmaz işler yaptı Prag'da. Son bir kupa maçı oynadı Level Kuzen. 4-3 yenildi ve o maça az kadroyla çıktı. Westerberg 3. lig takımı. Westerberg mi? Öyle bir takımla oynadı. Ben de tam hatırlamıyorum. 4-3 gibi skorla mağlup oldu o maçta. Burada Level Kuzen takımı gol atabilir mi? Bakın. Level, Level... zaten şey Dortmund'a gol atamayacak takım yok. Yani Kayseri çıksın, Kayseri de atar. Çünkü çok fazla hücum yapıyor. Ee, ama iki tane stoper aldı. Şule ile Stot Stotterbeck mi ne? Freiburg'dan onu aldı. Stoperleri biraz daha güçlendirdi diyebiliriz de. Yani Dortmund'a genellikle gol atabilen takım sayısı çok fazladır. Çünkü çok fazla hücum yapıyor. Yerdeki boşluklarla birlikte hızlı hücumlarla birlikte gol bulabilen takım sayısı çok fazla. Hızlı hücum yapabilen level de bunu değerlendirecektir mutlaka. Ama gel gör ki KG var ha. 1, 20 oran açmışlar. Değmez hiç bahsetmiyorum bile. Ben şöyle düşündüm. Dortmund kendi evinde başlayacak burada. Taraftar ile birlikte burada dediğim gibi Ademi ile Melon ikilisi hücum hattında ve etkili bir oyun çıkartaraktan da Dortmund'un atacağı 2 gol. 1, 43 gibi oranı var. İdealden bu alınabilir diye düşündüm. Herhangi bir yüksek oranda yazmamışım. İdealden direkt ev sahibi 1.5 üstü önermişim. Beşiktaş-Kayseri mücadelesi. Beşiktaş dediğim gibi çok fazla bir hazır görüntü vermedi. Hazır görüntü vermemesiyle birlikte son Sampdoria maçında biraz daha iyi bir Beşiktaş vardı. Muleka, Beşik... Muleka, Verskot ve Gezal ile birlikte hücum hattında olacak bu maçta. Kayseri'nin transfer tahtası kapalıydı. Herhangi bir transfer yapmadı. Fakat geçen sezonki oyuncularını da kaybetmedi. Özellikle hücum hattındaki kimleri kaybetmedi? Emrah Bassan mesela. Ceza sahası şutlarıyla bir ceza sahasından çektiği şutlarla birlikte çok kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Siam sol kanada otoban yapabilecek bir seviyede. Gavronovic hücum attığında aynı şekilde bitirecek anlamda. Ortalarında da ofansif saha olarak da Bertolacci yer alacak gibi gözüküyor. Şu anki ideal kadro bu yönde. Kadroda herhangi bir oyuncuyu çok kaybetmedi. Beşiktaş dediğim gibi taraftar ile birlikte tribün burada muhtemelen %85-90 dolu olacaktır. İlk mücadelesi tribünün desteği ile birlikte. Bence Beşiktaş burada 2 gol atabilir. Şöyle de bir durum var. şimdi Beşiktaş'ın defans hattı şu an defans hattı ve orta saha şeyi mesela 6 numara eksiği var Joseph'in olmayışı önemli eksiklik. Salih oynuyor orada 6-8 gidiyor geliyor Getson'la birlikte iyi işler çıkarmaya çalışıyor da ya yani ufaktan bir kıpırdanma var da olduğunu da söyleyebiliriz açıkçası. Şimdi burada şöyle düşünüyorum ben o Valerian İsmail'in 3 üç... 3-4-3 sistemi veya 3-5-2 vesaire. Ama 3-4-3 gibi olacak. 3 stoperle birlikte Umut Meraş'la Rozier'le hücuma katkı verecektir diye düşündüğümden dolayı Beşiktaş kendi evinde tribünün önünde ilk maç bence üzmez. Ve Sampdoria maçında biraz kıpırdanma olduğundan dolayı Beşiktaş'ın atacağı 2 golü ben değerlendirme altına aldım. İdealden kombineme de koydum. Ev sahibi 1.5 üstü 1.44 gibi oranı var. Onun dışında yüksek oran olarak ne yaptık ne yapabiliriz diye baktığım zaman da yani gol bir tane de gol yiyebilir diye düşündüm. 2,5 üstünde 1'e gider mi diye düşündüm de 1.85. 2'nin üstünü aşma oran. 2,5 üstünde 1 de belki yapılabilir. Golle bir karşılaşma geçebilir inceden ile Glossier karşılaşması. Şimdi Mechelen'i bu sezonda izlemedim. Son maçına baktım sadece. Son maçın özetine baktım. Ostende ile oynadı, 2-1 kaybetti. Ostende dakika 55'te kırmızı kart gördü. Ondan sonra biraz daha bastırmasına rağmen fakat 2-0 gerideydi. Bir tane atabilirdi. Maçta bir tane atabildi. Maçta 2-1 kaybetti. Glossier takımının bu maçı neden aldım? Ondan bahsedeyim. Rangers'la bir maç oynadı. 2-0'da kendi evinde kazandı. Bakın Rangers'a karşı oynadı. ilk 0 kendi evinde kazandı. Geçen sezonun normal lig maratonunda şampiyon oldu bu takım. Velhasıl kelam. Rangers deplasmana gideceksin. Meçelen maçını önemser misin? Ben oyuncu olsam veya teknik direktör olsam bütün odağımı Rangers maçına yönelirim. Çünkü Rangers ciddi anlamda güçlü bir takım. Bakın deplasmana gidecek güçlü bir takım. Ve hafife alınmayacak bir takım. Burada da deplasman takımından ben rotasyon bekliyorum. Bence deplasman da bu maçı kazanamaz. Ben de ev sahibinin ilk puanını aldırmak istiyorum burada. Meçelen ilk puanını alır. 0-1 çifte şans oranı 1.47. Kadroda yapacağı rotasyonlar vesaire diğer şeylerden dolayı Meçelen'in ben burada maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ve ilk puanıyla tanışır. Clermont'la Paris mücadelesi. Şimdi ben bu maçı kombineme aldım. Paris'i normalde böyle maçlara eklemem. Ama kombineme aldım. Neden aldım? Paris takımına baktığımız zaman arkadaşlar yani Neymar antrenman bundan bahsetmiştim sanırım. Neymar antrenmanlara bir hafta önce gelmeye başladı. Yani herkesten önce antrenmanlara başladı. Mbappe'nin hızı inanılmaz düzeyde. Bakın ben 6-2'lik bir e, Japonya'da oynadığı hazırlık maçı vardı. Mbappe yani o hızla birlikte Van Dijk falan da zor yetişir. Yani o hıza yetişmek imkansız. Messi formda son oynanan Nat maçında izledik. Hücumda inanılmaz işler yapıyor ve çok fazla pozisyona giriyor. Şimdi Clermont burada nasıl oynayacak? Defans yapacaktır Clermont takımı. Kapanacaktır. Fakat Paris takımı o ceza sahası alanında inanılmaz paslar yaptığı için ve inanılmaz yüklendiği için o golü çıkartabiliyor. Özellikle takımın başına da Galter geldiğinden dolayı benim en sevdiğim hocalardan bir tanesidir e, Lille'de özellikle ben Lille takımında tanıştım. Ondan sonra Nice'de geçen sezon takip ettim. Disiplinli bir hoca. Önceliği zaten defans ve orta sahaya verdi. Zaten hücum hattını yapacak hiçbir şey yoktu. İsimleri yeter. Her türlü golü sağlar, saplar, geçerler yani. Onunla sıkıntı yok. Ben burada handikaplı galibiyetini Paris'in ideal kombinemede koydum. Değerlendirecekleri de bol şanslar. Toplamda 9 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranla birlikte bahsetmeye çalıştım. Sezon hayırlı olsun. İdeal kombinemiz de ekrana gelsin. İdeal kombinemiz bu şekilde arkadaşlar. Toplam oranı toplam oranı 2.06. Ben Beşiktaş'ın 2 gol atmasını seyircisiyle birlikte Transfer tahtası kapalı olan Kayseri'ye karşı tam oturmamış hazır olmasa da 2 gol atmasını bekliyorum. Paris takımının da deplasmanda olmasından ziyade ve hiç bunlara takılmıyorum. Çok formuna bir takım izledik. Böyle devam ederse Paris takımı da burada 2 gol atar diyerekten de düşünüyorum. 143'ten de bunu öneriyorum. 2 0 ideal kombinemdir. Sizlere değerlendirecekler. Bol şanslar. Çok fazla yüklenmeyin ilk maçlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.